Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com ve Kayseri Ülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz. hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Büyük ihtimalle ve büyük ihtimalle siz bu videoyu 25 Nisan'da izleyeceksiniz. Ben açık söyleyeyim, yine bu videoyu Fenerbahçe maç oynamadan çekiyorum. İnşallah Fenerbahçemiz İstanbulspor'u 1-0'da olsa mağlup eder. Hocam gönlünden geçen skor ne? Vallahi arkadaşlar saçma bir skor geçiyor içimden. Yani 5-1 kazanırız gibi bir skor geçiyor. 5-1 7-1. Keşke bir maç 7-1 kazansak da hocam bak sonunda dediğin oldu falan deseniz. Yani e... <laughs> neyse hayırlısı olsun. Şimdi öncelikle MHK ne yaptı? Bazı hakemlere görev vermeyeceğiz diye açıkladı. Bak önce buradan bir başlayayım. Mer MHK yani e Merkez Hakem Kurulu. Şimdi GS falan olsaymış daha iyiymiş de bazı hakemlere görev vermeyeceğini açıkladı. Yani bazı var hakemlerin özellikle. Yani son hafta müsabakalar için yapılan teknik değerlendirme ve var kayıtlar incelemesi sonucunda ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve var hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır diyor. Şimdi bu var ya ben bunun hakkında çok konuşmadım ama şunu söyleyeyim. Bu niye böyle bir şey alınır? Demek ki konuşmalarda çok ciddi liyakatsizlik, çok ciddi sıkıntı var. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak <laughs> müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır. Hakemlerin de bir insan olduğu, yo hepsi insan değil, hata yapabilecekleri bilinmekle beraber tüm çabalarımız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir. Mesela Galatasaray maçının var hakemi Hakan Ceylan. Atın. Bir de bu hakemlere tebliğ edilmedi sensin sen değilsin diye. Şu anda e, durum bu. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Varın kalesi Alper Ulusoy'suz. Şey Ulusoy. Ulusoy değil mi? Ulusoy. 41 yaşındaki Fenerbahçe düşmanı hakem Alper Ulusoy Fenerbahçe'nin 8 maçında görev yaptı. Şimdi arkadaşlar en çok eleştirilenlerden biri var hakemler oluyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beştaş e, hani var atamalarından biraz rahatsız, sıkıntılı. Ve e, Merkez Hakem Kurulu bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 30 resmi maçın var atamasını yaptı diyor. MHK Galatasaray takımının maçlarına şey 29 resmi maçın var atamasını yaptı diyor. 10 farklı var hakemi atadı diyor. Alper Ulusoy yani bu Galatasaray maçından önce ben bu haberi aldım. 6 kez Galatasaray maçında oturmuş. Şeyin var koltuğuna oturmuş. 6 kez. 10 farklı hakem görev aldı. Şimdi arkadaşlar ben hakemin maç karnesini merak ettim. Araştırdım. Fenerbahçe'nin oynadığı 30 maçta da 10 farklı var hakemi görev almış. 8 kez var koltuğunda Alper Ulusoy oturmuş. 8 kez. Ve en çok maç alan isim durumunda. Ali maç çalan Alper Ulusoy. Beşiktaş'ın oynadığı 29 maçta 7 farklı var hakemini görevlendirmiş. Bak Beşiktaş için de aslında sıkıntı. Ve Alper Ulusoy yine ilk sırada yer almış. Onların da 8 maçını yönetmiş. Alper Ulusoy'un görev aldığı 6 Galatasaray maçı. Şimdi tabloya dikkat. 6 maçta 5 galibiyet bir beraberlik. Arkadaşlar ben bunu mala anlatır gibi anlattım ama bir Galatasaray arkadaş anlamamış. O kadar mal. Yazdım Galatasaray 6 maça çıkmış. 5 galibiyet bir beraberlik almış. Malibiyet yüzü görmemiş dedim. Beş taşın 8 maçına çıkmış. 6 galibiyet bir beraberlik bir yenilgi. O da normaldir. Fenerbahçe'nin 8 maçına çıkmış yazdım. Dedim ki bir beraberlik 3 mağlubiyet almış. Hani mal olan mal der ki ulan bir beraberlik 3 mağlubiyet demek ki 4'te galibiyet almış. <laughs> Yazmış oraya Amerika yeniden keşfetmiş gibi 4'te galibiyetiniz var diye. Ulan istatistiğe vurursan yüzde %50 puan kaybı. Yüzde %50 yarı yarıya puan kaybı. 8 maçta 4 galibiyet bir beraberlik 3 yenilgi. Ve bu sezon 68 kez var odasına girmiş 45 kez var koltuğuna oturmuş 23 kez avar olmuş. 20 bin liralık aylık maaş görev aldıkları maç başına 10 bin lira falan filan derken şimdiye kadar Alper Ulusoy tam 565 bin lira para kazanmış hakemlikten. Başka hani, takımlardan falan kazandı mı bilmiyorum. Herhalde Galatasaray takımı bir hediye falan vermiştir. Bu kadar galibiyet yüzdesine. Mehmet büyük de bazı açıklamalar gelmiş. Hocam Alper Ulusoy mu bunlardan biri? Ben bilemem. Mehmet büyük ekşi. Yani bunu kimseye açıklamamışlardır zannetmiyorum. Hani bir tek Galatasaray'ın haberi vardır. Onlar Gizli saklı hep kripto şeyleri biliyorlar ya. Artık nereden biliyorlarsa. Büyük ekşi hani en doğru işin en yanlış işin diye kapması herkese açık demiş. Hani ben federasyon başkanı aradım, ulaşamadım kimse diyemez diyor. Biz bunu devraldık diyor. Projelerimizin devam etmesi gerekiyor diyor. Hani uzun uzadıya konuşmayacağım. Daha fazla geleceğe odaklanmalıyız. Yeniden aday olacak mı Hazirana? Devam etmeyi düşünüyorum diyor. Fenerbahçe'nin sorduğu maçları açıklamış. Cumartesi akşamı sürpriz bir açıklama yaparak işte son hafta müsabakalarındaki teknik falan filan Fenerbahçe kulübü de bahsi geçen hakemler hangi maçlarda hangi takımlar lehine fayda sağlamıştır diye sormuş <laughs> ki bunu biliyoruz zaten. Bu sorunun cevabını TFF Başkanı Hürriyet'e verdiği röportajda söylemiş. Arkadaşlar bu kaçak bir cevap. Ben size söyleyeyim bu cevap doğru bir cevap değil. Titizlikten her hafta İstanbul Spor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sonya Spor, Adana Demirspor maçları son derece formsuz bir yönetim vardı. Hiç hata olmasın diye MHK her detayı inceledi diyor. Şimdi İstanbulspor, Antalyaspor merak ediyorum yani maçın hakemi kim? 19 Nisan'daki maçın hakemi herhalde istatistikte yazar. Şeyde maç kadrosunda teknik direktörler mi yazıyor? Teknik direktörler. Önemli dakikalar herhalde burada yazar mı? Merakımdan soruyorum yani nasıl bir hakem analizi, nasıl bir hakem yorumu. Maç 3-3 bitti. Ha bu arada hatırlarsınız değil mi arkadaşlar? Ee, ben demiştim size İstanbul Sporları çileden çıkart 8 sarı kart diye. Yiğit Arslan'ın yönettiği maç. Tamam. Diğer maçta Konya Spor Adana Demirspor maçı. Buna da bakalım. Yani ilk defa duydum hakem adını. Sarper Barış Saka. Ki bu da Galatasaray bölgesi hakemlerinde. Neyse bunları söylemiş. Yiğit Arslan, Sarper Barış Saka demiş. Alper Çetin bunları da söylemiş. Olumsuz yansıma uyarısı falan filan hakemlerin performansı şu bu. Arkadaşlar bunlar kaçak. Bunlar kaçak yorumlar. Yarı otomatik offside sistemi falan filan bir şeyleri söylemiş. Ben bunların hiçbirini ciddiye almıyorum. Niye ciddiye alıyorum? Arkadaş. <laughs> İstanbul Spor maçındaki hakem niye o maça bu kadar tecrübesiz hakem verdiniz? İnsan bunu sorar. Niye hakemleri, öbür hakemleri dinlendirdiniz? Ya ligde her hafta kaç maç yapılıyor arkadaşlar? Kaç maç yapılıyor? 36 maç yapılacak. 19 takım vardı. İkisi çekildi. Bir tane takım bay. Değil mi? Bak ikisi çekildi. 19-17 Bir tanesi bay. 16. Her hafta 8 tane maç var. Maç sayısı da düştü. Ben yani buradaki tezgahı bana anlat. Yani ben bu Alper Ulusoy olabilir diye düşünüyorum. Şimdi. Ali Koç Erdem Timur krizi. Flash iddia. Şimdi Galatasaray medyası Galatasaray maçından önce Galatasaray'ın kaybedeceğini bildiği için Sabah gazetesinden LT isimli şahıs. Ben önem vermediğim kişilerin çok ismini konuşmak istemiyorum. Hani bu kadar fanatik düzeyde hani maaşta çalışır gibi Galatasaray savunuculuğu yapan kimseyi adam hesabına katmıyorum. Ali Koç da Erden Timur arasında bir kriz olduğunu söylemiş. Ali Koç da rahatsızlık belirtmiş. 29 Mart'taki son kulüpler birliği toplantısında kendisinden rahatsızım demiş Ali Koç. Onunla ilgili dosya hazırlatıyorum demiş. Şimdi mal olan mala bile sorsak der ki Fenerbahçe Erden Timur'dan şikayetçi oldu zaten gitti transferden dolayı. Hani bunun böyle yapmasına gerek yok ki der. Galatasaray <laughs> temsilcisi bundan Metin Öztürk varmış. Ali Bey bunlar burada konuşmanın anlamı yok. Telefonla görüşebilirsiniz demiş. Sizin arkadaşınız değil mi demiş. Arkadaşım değil kendisine burada tanıştım demiş. Galatasaray niye her gizli toplantıdaki şeyleri sosyal medyada millete açıklamak zorunda? Bu da çok enteresan. Arkadaşlar adam hesabına katmadığınız kişilerin haberlerini okumayın. Takip etmeyin. izlemeyin. Anlatabiliyor muyum? Boşverin. Ben umursamıyorum. Fenerbahçe'nin yapması gereken maçlarını kazanmak, algılara kulağını kapatmak, Crespo'nun kapattığı gibi kapatmak, işine odaklanmak. Kalan bütün maçlarımızı kazanırsak inşallah şampiyonuz. 6 maç ligde hesaplamalarıma göre 3 <laughs> de kupada toplam 9 maçımız kaldı. İnşallah 9'da 9 dokuz yaparız. En az 2 tane yani en az 2 kupayı da almış oluruz. İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın yeni CEO'su olan Lina Solokolov için Fenerbahçe iddiaları gündeme gelmiş. Şimdi Lina ile başladığına göre adın da bu. Görseller diyeyim. Alalım. Alalım. Kadın eli değilsin. Alalım alalım. Biz bunu alalım. <laughs> biz bunu baba ne olur alalım baba falan yapacağız. Roma'nın yeni CEO'suysa yani daha yeniyse biz nasıl alıyoruz ki ya? İtalyan basında yer alan habere göre Fenerbahçe Roma'nın CEO'su Lina Tolukova'ya teklifte bulunduğu iddia edildi diyor. Henüz 40 yaşına gelmemiş olmasına rağmen <laughs> futbol dünyasında oldukça dikkat çekici bir özgeçmiş olan. Lan bu Ersan başlar olmasın lan? Ersan sen bu olmayasın. Eğer sen buysan ben seni severim Ersan sık sıkıntı yok anlaşırız biz seninle. Kime çöp diyorsan kabul. Ersan'a verelim bunu alalım. Ersan'a verip leğen alalım. Neyse. Ee, Paris Saint Germain de bunu getirmek istiyormuş. Kadıköy'deki maç için gelmişti diyor. 30 Eylül 2021'de sahasında oynayacağı Olympiakos karşılaşması öncesi Yunan ekibinin yöneticileri ve maçın UEFA temsilcileri yemekte bir araya gelmiş. Olympiakos'u yemekte falan filan. bir gidin ya. Ali Koç çeşitli hediyeler takdim etmişti diyor. Bana ulaşan bir bilgi yok arkadaşlar. Fenerbahçe'de ha şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Özellikle söyleyeyim. Jorge Jesus'la devam edilecekse bu hanımefendi gelmeyebilir. Yani kesinlikle gelmeyebilir. Bunu da söyleyeyim. Yok <laughs> yok Fenerbahçe'de Lucas Moura için yeni gelişme. Aslına bakarsan Lucas Moura'ya e, teklifimiz sosyal medyaya düşmüş. Şimdi Tottenham sözleşme yenilemeyeceğini açıkladı. Lucas Moura sezon sonu serbest. Devre arası alalım dedik. Nau nau dediler. Yönetim de sezon sonunda bari formamızı giysin diye uğraşıyor. 30 yaşında oyuncu. Ülkesi Brezilya'da birçok talibi var. Avrupa'da kalmak istiyor. Şu ana kadar 3 takımda oynadı. Şimdi sosyal medyaya düşen haberler 3 milyon euro Fenerbahçe'nin teklif ettiği şeklinde. Israrla söylüyorum, şiddetle söylüyorum. Bonuslar dahil 3.2 milyon euro. Bu duyum bana aittir. Uzun zamandır da söylediğim şey. Keş para konusu. 1 milyon euro keş para verelim. Maç başını yüksek tutalım. Ve maksimum 3.2 milyon euroya kadar ulaştırılan şampiyonluk bonusu gibi bonuslar eklettirelim. Diye uğraşıyoruz. Lucas Moura ile görüşeceğiz arkadaşlar. Şu an oldu da diyemem. Olmadı iptal de diyemem. Görüşme olacak. Futbolcu da zaten aklı başında bir futbolcuysa. Haziran ayına kadar biraz bekler. Haziran da demeyin Mayıs ortası. Yani net e, net görüşme tarihi bir 3 hafta sonra falan. Bilginiz olsun. <laughs> Fenerbahçe Allah, gözünü çifte kupaya dikti diyor. Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding 2-0 önde seride inşallah 3-0 yapıp şey yapacak. İBA kadınlar e, ardından ING kadına basketbol süper liginde de şampiyon olmak istiyor diyor. Mersin Yenişehir Belediyesi ile çıkacaklara 2-0 getirdik. Hani 3. maç evimizde o maçı kazanırsak inşallah 2 kupayı da almış olacağız. Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçemize her branşta şampiyonluklar yakışır. Amacımız Cumhuriyetin 100. yılında iki kupayı birden kazanmak diyor. Fenerbahçe Futbol AŞ'nin de ya yani futbol takımının da amacı iki kupayı birden kazanmak. İnşallah kazanırız. İnşallah. Ne diyor başka? İngiltere'den Fenerbahçe'ye kötü haber. Maalesef bu kötü haber daha önce gelmişti. Kim? Mason Greenwood. Fenerbahçe'ye Greenwood hani Greenwood'dan haber var. Fenerbahçe'nin Greenwood için yaptığı teklifin reddettiği, reddedildiği belirtilmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani Manchester United'daki geleceği tartışılan isim The Athletic'in haberine göre 21 yaşındaki oyuncu için hem Fenerbahçe hem Milan'dan teklif geldi. Ee, yani Manchester futbolcuyu öldürme peşinde açık açık söyleyeyim. Hocam nasıl öldürme? Futbol hayatını bitirme niyetinde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani Manchester futbolcunun futbol hayatını bitirme niyetinde. Ben bu kadar söyleyebilirim. Başka da giremem. Ha, Biz yine deneyeceğiz merak etmeyin. Arkadaşlar bakın. Ben 3-5 tıklama için falan yapmıyorum. 3-5 tıklama için yapsam Hakim Ziyek için yaparım. Çünkü Hakim Ziyek konusunda en ciddi aday biziz. Sezon sonunda bu adamlar Financial Fair Play'den falan filan futbolcu göndermek zorunda. Jorge Jesus Hakim Ziyek'le bir görüşme gerçekleştirsin yeter zaten. Başka bir şey gerek yok. Ve ben ısrarla söylüyorum. Israrla söylüyorum. Herkese de hodri meydan diyorum. Görüşme önceliği bizde. Hakim Ziyek 6,5 milyon euroya Fenerbahçe'ye. Bak bu haberimi unutmayın. Bu haberimi tekrar tekrar hatırlatacağım. Çünkü biz devre arasında görüştük. 6,5 milyon euro verebiliriz dedik. Chelsea yetkilileri biraz güldüler ettiler ama yazın görüşürüz dediler. Öncelik hakkı bizim. Hocam adam o PSG alıyordu. Sen ne saçmalıyorsun diyeceğinizin ben de farkındayım. Ben bana gelen aktarıyorum kardeşim. İnanmayabilirsiniz. Şahsen ben de bu duyuma inanmadım. Ben dedim ki lan adam pa Paris Saint Germain kapısından döndü. <laughs> ne yanlış anlamayın. Eden Hazard için kabul. <laughs> 6,5 milyon euro olur. Adamın zaten futbol hayatı bitmiş. Okey'e dönüyor. Ama Ziye bize 6,5'a koklatmazlar dedim. <laughs> Chelsea'den birden fazla isim alabiliriz dedim. Bir de yanında hani bir de yanında bonusu olabilir dedi. Yani yanındaki bonusu kim olacak acaba? Ben onu merak ediyorum. Lan bir tane aklıma bir isim geliyor ama. Yok. İmkanı yok. köpe gelmez. Lukaku. Yok, imkanı yok. Yok canım saçmalama 2026'ya kadar Lukaku'yu niye versin? 113 milyon euroya aldılar internetten adamlar. 113 milyon imkanı yok. Manyak mısınız siz? Sosyal medyada görüyorum yazıyorlar birileri. Hocam Lukaku Fenerbahçe'ye gelse ister misin? Oğlum Fenerbahçe'li misin demek gibi bir soru bu bana. <gülüyor> yani <gülüyor> bu hayvani arkadaş gelsin isterim tabii ki ama imkansız. Fakat e, Lukaku'ya benzer bir arkadaş olabilir. Yani Lukaku'ya benzer bir arkadaş olabilir. Onun için bir şey diyemem. Lukaku'ya benzer bir arkadaş olabilir arkadaşlar. Ee, nasıl bir benzerlik bunu size bırakıyorum. Neresine ne şekilde benzetirseniz benzetin ama birisi olabilir. Son haberimiz Enner Valencia'nın sözleşme isteği belli oldu diye. Yani Valencia Fenerbahçe'ye sözleşme uzatması için 1 artı 1 yerine 2 yıllık direkt kontrat istiyormuş. 40 maçta 31 golle takımını sırtlayan, sırtlayan Valencia. Sözleşme yenileme görüşmeleri sürüyor demiş. Yönetimde önümüzdeki günlerde bir araya gelecek ama yönetimin şu anda önceliği şampiyonluk. Yeter ki şampiyonluk gelsin. Yani şampiyonluk gelsin Valencia 2 istesin kabul. 3 istesin kabul. Yeter ki şampiyonluk gelsin. Hocam böyle saçmalık mı olur? Şampiyonluk için bu kadar para saçılır mı? Lan size ne? Susun lan. Yeter ki şampiyonluk gelsin. Sana ne kardeşim ya? Cebinden ne ödüyor. Babayın ayından mı veriyor parayı ya? Bunlar markette mi yetişiyor bu paralar? Pazarda mı yetişiyor? İkisi kardeşim ayağım. Valla uzun lafın kısası. Şimdi ben normalde bu haberin videosunu şey koyacaktım. Fenerbahçe şampiyonluk mesajı hakemlerden diye. Çünkü hakemlerin bu operasyonu bakalım kimin işine yarayacak. Hemen başlar başlamaz Galatasaray kollandı. Buna rağmen kazanamadı. Sosyal medyadaki tepkilerden de yola çıkarlarsa bundan <laughs> sonra işin anay. Ama ben şimdi şunu koyacağım başta. Hakim Ziyek 6,5 milyon yürüyor Fenerbahçe'ye bir de yanında bonusu diye. Arkadaşlar bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. İster abone olun ister olmayın. İster beğenin ister beğenmeyin. Çok önemli değil. Ama bu duyum sağlam yerden. Bu duyumu ben uzun süredir söylüyorum. Bak hiçbir futbolcu için söylemiyorum. Green modu takip ediyoruz dedik. Bak hala sosyal medya konuşuyor. Bak hala konuşuyor. Lucas Moura'yı verdim. Bak hala sosyal medya konuşuyor. Bak. Hani sıradan bir öğretmen bu kadar duyuma nasıl ulaşabilir demeyin arkadaşlar. Benim sevenlerim çok sevdiklerim çok. Yani Bursa'dan Almanya'ya, Hollanda'ya, Kanada'dan bile takipçim var. Bak etmeyin, eylemeyin. Bir de sadece beni YouTube'dan ibaret düşünmeyin. Ben hani Antu'da, e, Fener Online, Fener Kolik, 12 numaranın sesi, 12 numara, BB12.net, Fener24. Ben birçok yerde görev yaptım arkadaşlar. Yani buraya böyle sıradan bir adam olarak gelmedim. Merak etmeyin. Hala golvar.com'da köşe yazılarım falan var. Görüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Siz beni takipte kalın. Şu hastalığım da son bulur inşallah. Kusura da bakmayın öksürükler için ama yani yapacak bir şey yok hastalıktan dolayı. Siz takipte kalın. Daha neler neler öğreneceksiniz. Ah bir de Fenerbahçe'm şampiyon olsa. Siz beni o zaman görün. Yani sen beni o zaman gör asıl. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için, katkılarınız için. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.